Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satranç taşlarından atın hareketini öğreneceğiz. Satranç oyununda at nasıl hareket eder? Rakip taşları nasıl alabilir? Bunu inceleyeceğiz. Ama önce atların başlangıç konumundaki yerlerine bir göz atalım. İşte karşınızda başlangıç konumu ve dikkatli gözlerle bakarsanız atların kalelerin yanlarında oyuna başladığını görürsünüz. Beyazın iki atı da kalelerin yanlarında. Siyahın da iki atı benzer şekilde kalelerin yanlarında oyuna başlamakta. Peki at nasıl hareket eder? Atın hareketini tarif etmem gerekirse iki kare düz bir kare yan şeklinde. Yani L harfine benzeyen bir, şeklin, bir şekilde hareket ettiğini söyleyebilirim. Bunu satranç tahtası üzerinde göstermem gerekirse aşağı yönde bir hareket yapalım önce. Bakın attan başlayacağım ve iki kare aşağı yönde düz ilerleyeceğim. Sonra da bir kare sağ yöne ya da sol yöne hareket edeceğim. Bakın bir kare düz, ikinci kare düz ve şimdi bir kare yan yapmam gerekiyor. İster sol yana ister sağ yana dönerek hareketini tamamlar. Yani at sonuç olarak isterse F2 karesine gidebilir, isterse D2 karesine gidebilir. Bakın atı alıyorum. 1 kare düz, 2. kare düz ve 1 kare yan şeklinde F2 karesine bırakabiliyorum. Geri alayım. Şimdi atı bir de D2 karesine götüreyim. Yine atı alıyorum. 1 kare düz, 2. kare düz ve 1 kare Sol yana şeklinde hareket ettirebiliyorum. Peki sadece aşağı yönde mi hareket eder? Hayır. Bu sefer de yukarı yönde hareketini inceleyelim. Yine iki kare düz gidecek. Bakın yukarı yönde bir kare düz, ikinci kare düz ve bir kare yan yapacağız. İster sağ yöne isterseniz sol yöne yapacaksınız ve hareketinizi tamamlayacaksınız. Atı alıyorum. Bir, iki düz, bir yan. İstersen F6 karesine bırakırım. İstersen de geri geliyorum. Atı alırım. Bir, iki kare düz ve sol yöne bir kare giderek D6 karesinde hareketimi tamamlarım. Şimdi biz sadece dikey yöndeki atlayışları inceledik. Bir de yatay yöndeki atlayışlara bakalım. Değişen bir şey yok. Yine iki kare düz bir kare yan yapacağız. Yani bir kare yönümüzü değiştireceğiz. Bakın bir kare düz, iki kare düz, yön değiştir, bir kare yan. İstersem burası, istersen burası olabilirdi. Sol yöne doğru yapalım. Bir kare düz, iki kare düz ve bir kare yan. İstersem burası, istersen C3 karesi. Yani atın karelerini çizersek bakın iki düz bir yan ya da iki düz diğer yan. Bu kareleri işaretleyelim. Sol yöne doğru bir hareket yapalım. İki düz bir yan. Bakın tekrar yapalım. İki düz bir yan. Bu kareleri işaretleyelim. Yukarı doğru yapalım. İki kare düz bir kare yan. İşaretledim. Tekrar iki kare düz bu sefer diğer yan işaretledim. Aşağı yönde zıplayalım. 2 kare düz, 1 kare yan. Bakın L harfine benziyor. 2 kare düz, 1 kare yan. Bu L harfi tabii ki ters L oluyor. Yukarı doğru L oluyor. Ama L hareketi 2 kare düz, 1 kare yan şeklinde oluyor. Şimdi atların nasıl taş alabildiğini inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi at ve L noktasında duran bir rakip piyon var, siyah piyon var. At bu piyonu alabilecek. Nasıl alacak? Bir kare düz, ikinci kare düz ve bir kare dön, bir kare yan şeklinde giderek L hareketini tamamlayacak ve piyonun yerine geçecek. Bakın, at bir, iki yan şeklinde giderek piyonun bulunduğu kareye giriyor ve piyon satranç tattasının dışına çıkıyor. Şimdi atların taşların üzerinden nasıl atlayabildiğini sizlere göstereceğim. Bakın at var ve karşısında 3 tane siyah piyon var. Acaba at bu piyonlardan hangisini ya da hangilerini alabilir? Bunu inceleyelim. Bakın atı aldık. Bir kare düz gittim. Ama bu piyonu alamam. Çünkü şu an ben o piyonun üzerinden atlıyorum. Bir kare düz. İkinci kare düz. Bakın atlıyorum halen. Ve son karem olan L harfimin son noktası olan son karesi olan karede ki rakip taşı alabiliyorum arkadaşlar. Bakın iki kare düz bir, kare yan döndüğümde o karede yer alan rakip taşı alabiliyorum. Üzerinden atladığım taşları alamıyorum. Onlara herhangi bir etkide bulunamıyorum. İşte atın taşların üzerinden atlayabilme özelliği budur arkadaşlar. At L harfine benzeyen bir hareket yapar. Bir hareket izler. Ve taş alırken o L, L çizgisinin son karesindeki noktadaki taşı alabilir. Son karadaki rakip taşı alabilir. Diğer taşları alamaz. Çünkü diğer taşların üzerinden atlamıştır arkadaşlar. Şimdi atla birazcık taş yakalama pratiği yapalım. Bu pratiği diğer derslerde de yapmıştık. At ve e, birden fazla siyah piyon var. At her zıplayışta bu piyonlardan birini alacak. Üst üste at ile oynayacağız. E, biliyorsunuz satrançta bir hamle beyaz bir hamle siyah şeklinde oyun oynanıyor. Fakat bu çalışmada biz sadece beyaz at ile üst üste oynayacağız. Amacımız atın hareketini pekiştirmek. Şimdi atın L noktalarına göz gezdirin. İki düz bir yan, iki düz bir yan noktalarına göz gezdirin. Ve hangi noktasında siyah piyon var? Bunu görün arkadaşlar. Bakın. 1 bir, bir, iki, yan. Burada kimse yok. 1 iki, bu yan. işte burada bir piyon var. Başka neresi olabilirdi? Bir, iki, dön. Bu üç noktaya gidebilirdi at. Ve bu noktalardan F3 karesinde siyah piyon var. Onu alabiliriz. Atı aldım. 1, 2 yan şeklinde piyonun yerine geçtim ve piyon satranç tahtasının dışına çıktı. Şimdi sıradaki piyonu siz bulun arkadaşlar. 2 düz bir yan burada kimse yok. 2 düz bir yan burada da hiçbir taş yok. 2 düz bir yan burada da taş yok. 2 düz bir yan burada da taş yok. 2 düz, düz bir yan burada da rakip taş yok. 2 düz bir yan bakın ne kadar fazla kareye zıplayabiliyor iki düz bir yan. Burada da kimse yok. Fakat iki kare düz bir kare yan. işte G5 noktasındaki taşı piyonu alabilir at. Arkadaşlar atın hareketini ilk öğrenenler. Atı bu şekilde bir iki yan şeklinde hareket ettirebilirler. Ama daha sonra daha sonraları atı aldıktan sonra illaki bu yolu takip etmeniz gerekmez. Atı alıp direkt son karesine götürebilirsiniz. Bir sorun olmaz. Atı alıp direkt son L, L noktası L yolunun son karesine götürebilirsiniz. Bakın ben ne yapıyorum? Bu yolu takip etmiyorum. Ne yapıyorum? Atı alıyorum direkt son karesine götürebiliyorum ve piyonu alıyorum. Evet, sıradaki piyon sizce hangisi olacak? Hızlıca göz gezdireceksiniz. Bakın, pratik yaptıkça bu noktaları daha hızlı görmeye başlayacaksınız ve F7 noktasındaki piyonu alabildiğini göreceksiniz. Bakın ben çaprazdan ilerlettim. Ee, ama doğrusu bu şekilde. Hareketi bu şekilde. Ama atı alıp siz bu şekilde direkt piyona da götürebilirsiniz. Gözünüzde iki kare düz, bir kare yan şeklinde yol çizdiyseniz... ...bu kareye atın zıplayabileceğini e, düşünüyorsanız, görüyorsanız... ...atı direkt piyona götürebilirsiniz. At F7 piyonunu yakaladı. Sıradaki piyon... Sizce hangisi? Hemen atın L noktalarına bakın hızlı bir şekilde çizebiliyorum. Ve D6 karesini zıplayabileceğini görüyorum. At, atı aldım. 1, 2 kare düz. 1 kare yan. Ve piyonu yakaldım. Atın diğer kareleri nerede? Bakın bir sürü kareye gidebiliyor. Ve B7 piyonunu alabiliyor. Atı tuttum. 1, 2 kare düz. 1 kare yan. Şeklinde B 7 piyonunu da alabildim. Sıradaki piyon hangisi diye atın L'lerine hızlıca göz gezdirirsek A5 piyonunu alabildiğini görüyorum. Atı alıyorum. 1 2 dön şeklinde piyonu alabiliyorum. Tekrar atın L karelerini, L noktalarını işaretlediğimde atın B3 piyonunu da alabileceğini görüyorum. Bakın 1 2 dön ve at tüm piyonları alabildi. L harfine benzeyen atlayış yaparak. Şimdi bir başka pratik çalışma üzerinde. Bu sefer de siyah atın rakip taşları alabilmesini inceleyeceğiz. Bu sefer piyon dışında kale, fil ve atı almasını inceleyeceğiz. Bakın siyah atı alın. Gözünüzle L noktalarını keşfedin. 2 kare düz, 1 kare yan, 2 kare düz, bir kare yan. Bakın kaleyi yakalayabilir. Ya da iki kare düz bir kare yan değil noktasında kimse yok. At bir iki yan gitti ve rakip kaleyi aldı. Kale satranç tatlısının dışına çıktı. Satranç oynarken taş alırken sadece ve sadece tek eliniz ile bu hamleyi e, tamamlamalısınız. İki elinizle birden hamle yapmak kurallara aykırıdır. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim. At sizce sıradaki hangi taşı alabilir? Bakın atın L noktalarını ben şimdi hızlıca gösteriyorum ama siz yavaşça bu noktaları keşfedebilirsiniz. Bakın fili alabilir. Nasıl alabilir? At 1 2 yan. Bakın kendi piyonunun üzerinden atlayacak. Bunu birlikte inceleyelim. Atı aldım. 1 kare düz, 2 kare düz. Bakın kendi piyonunun üzerinden atlıyor. 1 kare yan. Kendi piyonunun üzerinden atlayarak rakip fili, beyaz fili alabildi. İşte atın, ister kendi, ister rakip taşların üzerinden atlayabilmesi böyle oluyor. Şimdi bakın ne yapacak at? Atın L noktalarını çiziyorum hızlıca ve beyaz atı alabileceğini görüyorum. İzleyici yol şu: bakın bir kare düz, iki kare düz ve bir kare yan. Bu hamleyi, bu atlayışı yaparken sadece ve sadece son karedeki taşı alabilecek. E at üzerinden atladığı bu piyonları alamayacak. Bakın, atı aldım. 1 kare düz, 2 kare düz ve 1 kare yan şeklinde sadece atı alabildi ve atlayışını hamlesini tamamladı. At özel bir taş çünkü diğer hiçbir taşın, diğer hiçbir karakterin yapamadığı bir işi yapıyor. Taşların üzerinden atlıyor. Hem kendi taşlarının hem de rakip taşların üzerinden atlıyor arkadaşlar. Unutmayın at L harfine benzeyen bir atlayış yapar. Taşların üzerinden atlayabilir. Fakat atladığı taşları alamaz. Sadece hareketinin son noktasındaki, son karesindeki taşı, rakip taşı alabilir. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.